Serhat umudumuz, Akın Hoca gururumuz, Levent Hoca her şeyimiz. Biz de Lave TV'deyiz, biz de gururuz. Ben de Lave TV'yi izliyorum. Ben de Lave TV'yi izliyorum. Ben de Lave TV'yi izliyorum. Her zaman Lave TV'yi büyük bir keyifle izliyorum. Siz de Lave TV'yi izleyiniz. Lave TV, bölgemizin ve üniversitemizin gururu. Sayın hocalarım, değerli basın mensupları, ve siz kıymetli öğrencilerimiz, Lefke Avrupa Üniversitesi Televizyonu tarafından düzenlenen Diksiyon ve Etkili Konuşma konulu seminer ve atölye çalışmasına hoş geldiniz. Seminer ve atölye çalışmamızı TRT kurumunun deneyimli baş spikerlerinden Fikret Alan yürütecek. İzninizle Fikret Alan'ı sizlere kısaca tanıtmak istiyorum. Kayseri Bünyan doğumlu Fikret Alan, genç yaşta spikerlik mesleğine atılarak TRT kurumunun Türkiye'deki çeşitli bölge müdürlüklerinde baş spikerlik ve program yapımcılığı görevlerinde bulundu. Fikret Alan ayrıca İzmir ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Şeref Divanı üyesidir ve Türkiye'deki üniversitelerin iletişim fakültelerinde etkili konuşma dersleri de vermiştir. Onca yoğun programına rağmen bizi kırmayıp üniversitemizin davetini kabul eden Sayın Fikret Alan'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Şimdi etkinliğimizi başlatması için Sayın Fikret Alan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Merhaba sevgili dostlar. Yeniden hoş geldiniz. Ve hoş buluştuk. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk yerine hoş buluştuk demeyi ben tercih ederim. Eğer siz de bunu tercih ediyorsanız sevinirim ve mutlu olurum. Çünkü bulmaktan daha çok buluşmaktır hoş olan ve asıl olan. Bugünkü birlikteliğimizde ton, vurgu ve tonlamaya geçeceğiz. Ton sadece bir sözcükte uygulanmış olduğumuz bir vurgu şekli. Sözcük ve tümcelerde biz bunu vurguya dönüştürüyoruz. Tonlama ise artık tamamıyla sadece tümcelerde söz konusu. Normal tümcelerde eğer tümce sözcüğüme benim dikkat ediyor ve buna içten içe karşı çıkıyorsanız ben hem tümceyi hem de cümleyi zevkle kullanıyorum. O açıdan herhangi bir sözcük seçimim söz konusu değil. Ama artık yavaş yavaş cümlenin yerine tümcenin oturmasına çalışıyorum. Buradaki tümceyi anlamayan herhangi bir arkadaşım söz konusu değil diye düşünüyorum ama tümcenin cümle anlamında kullanıldığını da belirtmek istiyorum. Tümce tonlamalarında ünlemle biten ya da bileşik uzun soru gibi yanıt belirten ya da tümcelerdeki gibi vurguların değişik yerlerde, değişik anlamlarda ve değişik tarzlarda yer alacağını da bilmemiz gerekiyor. İki tonlama var tümcelerde. Bir yükselen tonlama, bir de alçalan tonlama. Bunları zaman zaman yazacağız. Öncelikle yükselen ya da alçalan bir ton olabileceği gibi içinde yükselip alçalan, sürekli zaman zaman yükselerek giden tonlamalar da söz konusu olacak.
Bunları da örnekleriyle göreceğiz sevgili dostlar. Çok genel olarak söz edecek olursak, tümcenin öznesiyle onu tamamlayan sözcükler çıkış tonunda, yüklem ve onu tamamlayan sözcükler de iniş tonundadır. Genel olarak tümcelerde. Bir örnek verecek olursak, bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz sözcüklerinden oluşan bir tümce düşünelim. Kendince tonlamak isteyen sevgili bir dostum var mı? Demek ki hiçbir arkadaş kendisini bana şu anda sevgili bir dost olarak görmüyor. Teşekkür ediyorum. Bu tümceyi okumak ve tonlamak isteyen bir arkadaş rica ediyorum lütfen. Buyurun lütfen. Bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Sözcüklerinden oluşan bir tümce, bu tümceyi tonlamak isteyen arkadaşım var mı diye tekrar soruyorum. Çok teşekkür ediyorum bana göstermiş olduğunuz ilgiye. Buyurun lütfen. Siz? Bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Çok teşekkür ederim. Doğru tonladı. Pardon, özür dilerim. Doğru tonlamadı. Doğruya yakın tonladı ama doğru artiküle etti. Yani gideceğiz dedi. Gideceğiz demedi. Gideceğiz'i yanında düzelten sevgili arkadaşım kimdi? Siz miydiniz? Lütfen ayağa kalkarak. Lütfen, lütfen rica ediyorum. Siz okur musunuz? Hayır, yerinizden lütfen. Gelmenize gerek yok efendim. İlk defa mı birlikte oluyoruz sizi? Anımsayamıyorum. Katıldınız değil mi? Yumuşak G'yi ve ses dönüşümlerini anlatmıştım. Oradan... o bölüme, o derse katılmadınız. Çünkü katılmış olsaydınız mutlaka hemen onu anlayacaktınız. O açıdan ilk defa mı katılıyorsunuz diye sordum size. İsminiz lütfen? Felek. Felek Hanım, asla ve asla yumuşak G'yi okumuyoruz. Tekrar bunu anlatmak durumundayım yeni gelen arkadaşlarım için. Yumuşak G hiçbir koşulda Türkçe'de okunmaz, tonlanmaz. Çünkü yumuşak G'nin tonlanabilecek bir ses özelliği yoktur. Söylediklerimi tekrar edin lütfen. A sesini tonlayın. B, E, İ, O, U, yumuşak G. Ona yumuşak G diyorsunuz, veremediniz ama sesi. Pardon? Söyleyin, yumuşak G var mı efendim? Yumuşak G'nin bir sesi var mı? Yok, o halde okumuyoruz. Ama yumuşak, özür dilerim buyurun. Yanlış. İşte bu yüzden... Bu yüzden diksiyon ve artikülasyon eğitimi alıyoruz. Veya konumuz şu andaki konferans niteliğinde olan konumuz diksiyon ve artikülasyon. İşte bu nedenle, işte bu yüzden. Gideceğiz. Yumuşak G hiçbir şekilde seslendirilemez zaten. Onun için yumuşak G kendinden önce gelen sesi yarım ses uzatır. Lütfen bunu ya belleğinize ya da almak istiyorsanız notlarınız arasına kaydediniz. Yumuşak G kendinden önce gelen sesi, ünlü sesi yarım ses uzatır. Kendinden sonra gelen ünlü ise düşürür.
ünsüzse zaten hemen o ünsüz seslendirilir. Bazı hallerde V'ye dönüşür. Çok az örneği vardır bunun. Gibi. Bravo. Siz o dersi dinlediğiniz için gayet yetkinsiniz. Biliyorum diyorsunuz. Harika, harika. Türkçemizde tonlamaya gelince sevgili dostlar, ne demiştik öncelikle? Özne ve onun arkasından gelen sözcükler yükselen bir tonlama, yüklem ve yüklem sonrası ve yüklem öncesinde gelen bölümse düşen bir tonlama. Bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Günlük sohbet tarzında kullandığımız takdirde zaten hepimiz bunu yapıyoruz. Ama neyi nasıl yaptığımızı duyarak, dikkat ederek uygulamadığımız için de böyle yaptığımızın farkında değiliz. Ama o sırada çok samimi, içten, etkileyici konuştuğumuzu biliyoruz ya da düşünüyoruz. Bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Farklı tonlamak isteyen var mı bunu? Farklı tonlayabilecek olan ya da farklı tonlanmasını bize örnekleyebilecek olan sevgili bir dostum var mı? Buyurun lütfen. Vurgudan söz etmiyorum. Genel tümce vurgusundan söz ediyorum. Bir şeyi belirten, belirtme vurgusundan söz etmiyorum. Yani ne zamana yanıt istemiyorum veya kimlerle yanıt istemiyorum ya da nereye yanıt istemiyorum. Tümcenin aslı. Yan tümcelerle kurulmuş ya da bileşik tümcelerle kurulmuş olan tümceciklerde genellikle vurgu düşüş yönündedir. Ama başlangıç daima yüksektir. Başlangıç Türkçe'de daima yüksektir. Küçük bir örnek vereyim. Üniversite yaşamımızla birlikte geleceğimizi planlarız. Vurguyu burada yazmamı ister misiniz bilmiyorum ama tümce belli. Üniversite yaşamımızla birlikte geleceğimizi planlarız. Üniversite yaşamımızla birlikte geleceğimizi planlarız. Bunu şu şekilde tonlayan var mı aramızda? Üniversite yaşamımızla birlikte geleceğimizi planlarız. Başlangıç, düşüş, final, çıkış. Hangisi daha anlamlı, hangisi daha doğru tonlanmış cümle olur sizce? Üniversite yaşamımızla birlikte geleceğimizi planlarız. Burada yalnız belirtmem gereken bir nokta daha var. Arkadaşlar artık şimdiye kadar anlattıklarımın asıl amaç bölümündeyiz. Bu konuda alacağınız notlar ya da bu konudaki dikkatiniz Türkçeyi kullanmadaki özel yeteneğinizi ve yetkinliğinizi belirleyecektir. Tümce içinde yer alan ara tümcelerden önceki bölümler çıkış tonundadır. Anlamayan, sorusu olan, tümce içinde yer alan ara tümcelerden önceki bölümler. O öyle bir tümceye örnek vereceğim, öyle bir cümleye örnek vereceğim. Ara cümleler çıkış ve düşüş tonu arasındadır. Çıkış ve düşüş. Arada bir cümle var. Ara cümle. Cümle uzun. Başlangıç, ara cümle.
ve final, bitiş. Tümcenin sonu ise yüksek tondan başlar ve düşüşe geçer. Şimdi buna bir örnek gösteriyorum sevgili dostlar. Karşıdaki tepeler, ki zamanında ormandı, çarpık kentleşmeye örnektir. Vurgularımın oklarını hissettiniz mi sevgili dostlar? Karşıdaki tepeler, ki zamanında ormandı, çarpık kentleşmeye örnektir. Demin anlatmak istediğim, biraz size kapalı gelen anlatım buydu. Eğer bir ara tümcemiz varsa, ara belirteç varsa, buna ne diyorsanız deyin. Tümceye başlarken karşıdaki tepeler, bir yeri gösteriyoruz. Asıl konumuz da o. Asıl anlatmak istediğimiz yer karşıdaki tepeler. Bu karşıdaki tepeler şimdi ormanlık olabilir, yanmış olabilir, bozulmuş olabilir, kesilmiş olabilir, imarlaşmaya açılmış olabilir, deprem görmüş olabilir ya da işte efendim artık o tepelerden bir lav fışkırıyor olabilir. Yani bir şeyle ne oluyorsa o oluyordur orada. Ama biz nereyi anlatıyoruz? Karşıdaki tepeler. O halde vurgumuz nasıl? Daima yükselerek gidiyor. Karşıdaki tepeler. Ara tümce, ham ham şarolup vesaire, fıs 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 da olabilir bu. Benim sevgili arkadaşım, ki şimdi hain nerelerde kim bilir Allah bilir, bir zamanlar gerçekten neler yaşamıştık onunla gibi. Arkadaşı anlatıyoruz. Ama ham ham şarolup falan filan, ki zamanında ormandı. Çarpık kentleşmeye örnektir. Burada çarpık da hafif yükseliyor ve şak tekrar giriyor. Artık öğrenmemiz gereken, tartışmamız gereken Türkçenin doğru kullanımında tümce vurguları. Keşke uzun süreli birlikte olabilseydik. Sizlere daha önce birlikteliklerimizde bahsettiğim İşte sesler, seslerin dönüşümleri, harfler, harflerin doğru tonlanması gibi daha önce anlattıklarım daha uzun sürmüş olsaydı, şimdi tümcelerde tonlamalara geçtiğimizde bu tonlamaların ne kadar önemli olduğunun, ki şu anda zaten farkındasınız ondan eminim, ama o zaman çok daha farkında olacaktınız. Bazı sözcükler özne ile birlikte çıkış yönünde, tümcelerse yüklemle birlikte düşüş yönünde olabilir. Küçük bir örnek veriyorum. Akşam babamlarla birlikte misafirliğe gittik. Ya da sinemaya gittik. Ya da oturduk, eğlendik. Artık neyse o. Ama neyi anlatıyoruz? Babamlarla birlikte anlatıyoruz. Bu çok yaşa bir tanem. Bu öyle de olabilir. Hafta sonu da olabilir. Akşam burada çok belirleyici değil. Bravo. Babamlarla birlikte bir şey yaptık. Asıl olan bu. Gelelim soru tümçelerine sevgili arkadaşlar. Düz tümcelerde, düz anlatımlarda sormak istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak anladık diye düşünüyorum ben. Çünkü burada genel olarak anlatacağım asıl temel amaç şurasıdır. Şu da özel bir haldir. Ki konuşmalarımızda çoğu zaman vardır bu.
Bu akşam arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Düz tümçelerde tonlama ve oklama. Bu konuda sorusu olan sevgili dostum var mı? Teşekkür ederim. Soru tümçelerine geçecek olursak. Bir ön belirteçte bulunmak isteyen sevgili arkadaşım var mı? Ön görüşünü söylemek isteyen. Soru tümcelerinde vurgu nasıldır genellikle? Tonlama. Teker teker konuşursak sevinirim. Söz alarak konuşmayı tercih ederseniz daha çok sevindirirsiniz. Evet, bir şey söylemek isteyen arkadaşım, az önceki görüşünü seslendirmek isteyen arkadaşım. Söz alma söz konusu olunca ben yokum diyor ama konuşurum. Konuşmanız güzel bir şey, yeter ki doğru konuşalım, etkileyici konuşalım. Evet, soru tümçeleri için neler söyleyeceksiniz sevgili arkadaş? Siz? Ne sonda? Ne? Neyi tartışıyoruz? Hayır. Şu anda neyi konuşuyoruz? Tonlamayı konuşuyoruz. Vurgu sadece tek sözcükte söz konusu. Tonlama tümcede, tonsa hecede. Yani tonlamayı konuşuyoruz. Soru cümlelerinde tonlama genellikle nerede? Ok nasıl hareket eder efendim? Buyurun lütfen. Siz aşağıdan yukarıya dediniz. Siz çıkış ve inişi var dediniz. Siz ne diyorsunuz efendim? Neler aşağıda olacak o? Diğerleri hangileri? Diğerleri neleri? Neresi? Mutlaka siz kendi kafanızda, içinizde belirlediğiniz tümceye göre, yapıya göre, kendinize göre doğru söylüyorsunuz ama çok daha anlaşılır olmasını ben tercih ediyorum. Belirli anlamda doğru söylediniz, yanlış anlamayın. Belirli anlamda doğru söylediniz. Ama tam açıklayamadınız tabii ki. Aşağıdan derken cümleye başlangıç noktasından söz ettiniz değil mi? Başlangıç noktası aşağıdan sorunun olduğu yere doğru yükselir demek istediniz. Bravo. Başka bir düşüş yok hanımefendi. Arkadaki arkadaşım daha doğru söylemiş oldu. Örnek veriyorum. Nasıl tonlarız bunu sevgili dostlar? Tonlamak isteyen, hemen bir örnek vermek isteyen, seslendirmek isteyen daha doğrusu. Lütfen el kaldırarak, el kaldırarak lütfen. Bir arkadaşım, buyurun lütfen. Ses düşümlerini anlattığımda burada mıydınız? Nerede? Doğru. Ses düşümleri söz konusudur. Nerede yazarız? Evet. Başka tonlamak isteyen sevgili arkadaşım var mı? Bir başka arkadaşım yüksek sesle tonlayacak olursa sevinirim. Tonlayınız ki yanlış yaparım, tonlayamam, beceremem gibi düşünmeyiniz ki tonlamanız üzerine bir şeyler konuşabilelim. Buyurun lütfen. Gibi tonladınız. Teşekkür ediyorum. Başka bir tonlamak isteyen arkadaşım. Şimdi her ikinizin tonlamasını da kulaklarınızda zaten biliyorsunuz. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım da duydular her iki arkadaşın tonlaması. Artık kulaklarımızda değil mi? Şimdi bir de ben tonluyorum.
Ankara Radyosu nerede? Yani sizin yaptığınıza yakın. Fakat daima çıkış. Üstten gösterecek olursak böyle. Yani sizin söylediğiniz doğru. Sevgili arkadaşım, sizin söylediğiniz doğru. Ama siz söylemek istediğinizi tam açıklayamadınız, anlatamadınız. Pekala, soru tümcesine verilen yanıt tonlaması nasıl olur? Bravo, kim o? Harikasınız. Harikasınız. Tonlar mısınız bunu lütfen? Tamam, siz tonlayınız. Oklar nasıldı arkadaşlar? Arkadaşımızın tonlamasındaki oklar nasıldı? Bravo. Teşekkür ediyorum. Düzdü. Türk Hava Kurumu'nun yanında. Sizin taklitinizi yaptım. Türk Hava Kurumu'nun yanında. Ankara Radyosu nerede? Türk Hava Kurumu'nun yanında. Ankara Radyosu nerede? Yükselerek gidiyoruz. Aynı yükseklikten alıyoruz. Düşüşle yanıt veriyoruz. Ünlem tümcelerinde tonlamamız nasıl olur? Sevgili dostlar, yalnız sizden ricam. Bu bir örnek değildi, benim gerçekten size hitabımdı. Çok teşekkür ediyorum ayrıca yaklaşımınıza. Hakikaten son derece samimi ve içtendi. Çok teşekkür ediyorum bu şekilde de. Efendim? Yok, hayır. Ünlem tümcelerinde yukarıya doğru okumuz. Ama sevgili dostlar diye sizden ricama gelince, sevgili dostlar, burada ne kadarlık bir değerlendirme alıyorsanız ya da aldıysanız, tam başarılı ya da başarılı olmak üzere ya da tartışmaya açık nitelikte de olsa, lütfen günlük uygulamanıza geçiriniz. Türkçe diksiyon çalışmaları, yani boğumlama ve tonlama, bilimsel olarak belirli farklı derslerdeki gibi bilimsel açıklamaların okunuşu veyahut da uygulanışı ve bunların sınavlarda işte kağıda yazılışıyla çözümlenecek bir ders ya da uygulama değildir. Asıl olan burada aldıklarımızı hayata geçirebildiğimiz süre içerisinde bu birlikteliğin bir yararı vardır. Ben İletişim Fakültesi'nde, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde konuşma eğitimi derslerine çağrıldığımda, bir önce Devlet Tiyatrosu'ndan, ki sizin de tanıdığınız çok sevgili bir dostum, çok da saygı duyarım oyunculuğuna ve bilgisine. Daha sonra bir konservatuvarın müdürlüğünü yaptı bu sevgili arkadaşım. Sınavları yazılı yapmış. Bravo. Yüksek sesle tekrar eder misiniz? Konuşma eğitimi dersinin sınavının yazılı olmasının ne anlamı vardır sizce? Bence tek bir anlamı vardır. Teorik olarak burada alınmış olan bilgileri ne kadar doğru alıp almadığını orada belirtmiştir. Ama bu dersin bir yararı var mıdır? Çünkü bu bir ders değildir aslında. Bu bir soru cevap
veyahut bir bilginin öğrenilmesi ve o bilginin tartışılması, tartışılan bilginin üzerinde işte yeni önermeler ortaya çıkarması. Evet, bütün bunlar da var. Tartışırken var. Ama burada öğrenilenlerin alıp hayata geçirilmesidir asıl olan. Diğer bütün derslerden farkı budur. Diğer derslerin de hayata geçirildiği zaman anlam kazanacağı doğrudur gayet tabii ki. Ama bu günlük yaşamımız, artık ömrümüzle ilgilidir. Siz almış olduğunuz o dersin, almış olduğunuz o eğitimin diplomasından sonra, almış olduğunuz o mesleğin, kazanmış olduğunuz mesleğin ya da işin pratiğini yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz. Ama konuşma eğitiminin eğitimini aldıktan sonra konuşmayabilirsiniz diye kim size bir şey söyleyebilir? Kim böyle bir iddiada bulunabilir? O yüzden burada aldıklarımızı kullanıma geçecek olursanız bu birlikteliğin bir anlamı vardır. Ya da bu öğrendiklerimizin bir anlamı vardır. Ama tam öğrenemedim onu. Acaba öyle miydi? Böyle miydi? İşte ya da şunları da tartışmış olsaydık. Keşke daha uzun birlikteliğimiz olsaydı da bize işte Fikret Alan şunları da anlatmış olsaydı. Ya da karşılıklı bir eğitim çalışması yapmış olsaydık. Ya da ben de dinleseydi, beni denemiş olsaydı. Ya da yanlışlarımı söyleseydi. Evet, bütün bu şekilde düşünmelerimizde son derece haklısınızdır, doğrusunuzdur ve hak veriyorum. Ama birlikteliğimiz bu kadar. Umarız üniversiteniz İleride bu konuda farklı yöntemler uygulayabilir, farklı kararlar alabilir ya da almayabilir. O sizinle üniversiteniz arasında. Fakat öğrenebildiğiniz kadarını hayata geçiriniz. Çünkü hayata geçirdiğiniz süre içerisinde sizi dinleyenlerle yapacağınız tartışmalar, sizi dinleyen doğru kulakların katacağı yeni bilgiler veya sizi dinledikçe şaşıran, ne diyorsun, nasıl diyorsun, niye öyle kullanıyorsun diye itiraz edenlere veya şaşıranlara sizin katacağınız yeni bilgiler, bu karşılıklı bilgi tartışmasının yaratacağı yeni tartışma ve o yeni tartışmanın açacağı yeni sorular. Düşünebiliyor musunuz bütün bunları? Olağanüstü bir güzellik bu. Muhteşem bir şey. Ve Türkçe... Ben çok sevdiğim için söylemiyorum. Türkçenin içine girip, Türkçenin ses özellikleri, Türkçenin boğumlanması, tonlanmasıyla ilgili yeterince ilginiz size bunu kanıtlayacaktır. Gerçekten dünyanın en güzel dillerinden bir tanesi. Ve belki de bana göre en güzel dili ama gerçekten son derece güzel bir dil. Ünlem tümceleri. Ünlem tümcelerinde de vurgu daima yukarıya doğru. Küçük bir örnek. Kahretsin, yine bilemedim. Yo, siz katılımınız son derece yararlı oluyor. Çok da iyi oluyor. Ünlem tümcelerinde ok daima yukarıya doğru sevgili dostlar. Kahretsin, yine bilemedim. Evet. Daima yukarıya doğru. Düz hareket ediş, ondan sonra düşüş, öyle şeyler yok. Emir tümcelerinde de durum böyle. Mesela ya emretmiyordum, rica ediyordum ama şu falan. Bunu nasıl tonlarsanız tonlayın. Nasıl, hangi anlamda söylüyor olursanız olun. Bir insana diyorsunuz ki sigara içme. Vurgu nereye doğru sizce? Daima yukarıya. Sigara içme. Ama sigaranızı söndürünüz lütfen derseniz. Lütfen de bir düşüş vardır, değil mi? Bravo. Teşekkür ederim. Bir hafta içinde bütün işlerinizi bitiriniz. Bir hafta içinde. Bütün işlerinizi bitiriniz. Budur, burada durum farklı oluyor. Şimdi
beni tekrar eder misiniz lütfen? Hep bir ağızdan değil tabii. Tekrar etmek isteyen sevgili bir arkadaşım, aday bir arkadaş rica edeyim lütfen. Buyurun siz. Benden bir ricada bulunun. Bu ricanın, rica cümleniz de şu olsun. Radyonuzun düğmeleriyle oynamayın. Siz radyocusunuz değil mi aynı zamanda? Evet. Bravo. Radyonuzun düğmeleriyle oynamayın. Bir ricada bulunun lütfen. Pekala, sizin radyonuz olsun. Radyomun düğmeleriyle oynamayın deyin. Fark etmez. Radyomun düğmeleriyle oynamayın. Rica halinde söyleyeceksiniz bunu. Lütfen rica halinde söyleyin. Ben rica etmesini bilmem abi falan demeyeceksiniz herhalde değil mi? Lütfen kelimesini kullanmıyorsunuz. Sadece bu kelimelerle rica ediyorsunuz. Bence başarılı. Sizce? Ama bir de şöyle yapmış olsaydı. Radyomun düğmeleriyle oynamayın. Radyomun düğmeleriyle oynamayın. Radyomun düğmeleriyle oynamayın. Bravo. Radyomun düğmeleri daha vurgulu. Çıkış. Oynamayın. Düşüş. Bir başka arkadaşım. Katılımınızı bekliyorum sevgili dostlar. Lütfen. Bir başka aday arkadaşım. Buyurun lütfen. Siz. Evet. Elinizi kaldırdığınız olarak gördüm. Kaldırır gibi oldunuz. Gibisi bile benim için yeterli. Bir dilek tümcesi söylemenizi rica ediyorum. Lütfen deyiniz ki bize. Bizden ayrılmayın. Bizden ayrılmayın. Vurgu nereye doğru sevgili dostlar? Daha yüksek tonla söyleyin. Bizden ayrılmayın. Daha kararlı söyleyin. Bizden ayrılmayın. Hepsinde vurgu oku ne tarafa doğruydu sevgili dostlar? Teşekkür ederim. Doğru tonladınız. Özellikle son tonlamanız çok daha doğruydu. Bu bir dilek cümlesiydi değil mi? Bir öğütte bulunacak arkadaş rica ediyorum. Çok kısa bir cümle tekrar edecek. Öğütte siz mi? Evet. Paranı dikkatli harca. Karar verin lütfen arkadaşlar. Hayır, arkadaşın tonlaması üzerine yorum yapmak isteyen. Tekrar ediniz lütfen. Paranı dikkatli harca. Paranı dikkatli harca. Yakındı, iyiydi, güzeldi ama daha belirtici olmalıydı. Teşekkür ediyorum katılımınız için. Bir inanç, iki kelimelik bir inanç tümcesi. Adayımız var mı? Katılımınıza, iştirakiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Olağanüstü derecede içtenliklisiniz. Şampiyon olacaksın. Bravo. Şampiyon olacaksın. İnanıyorum. Bakınız burada inanıyorum da tek kelimelik tonlamada dahi yukarıya doğru değil mi? Pekala. Yumuşak bir sohbet, söyleyiş. Kardeşine iyi davran. Kardeşine iyi davran. Düzden düşüş var. Kardeşine iyi davran. Kardeşine iyi davran değil. Kardeşine iyi davran. F-
farklı tonlarda söylendiği zaman aynı kelime nasıl anlam değiştiriyor? Tek bir kelime, farklı tonlarda söyleyelim. Tonlama son derece önemli. Kelimemiz inanmıyorum. Şimdi benim sizlere vereceğim ön tümcelerden sonra bana inanmıyorum deyiniz. Demek isteyecek olan bir arkadaş rica ediyorum lütfen. Buyurun siz mi? Hayır hayır. Bana yanıt olarak diyeceksiniz. Üniversiteyi kazandım. Bu durumda benim ne yapmam gerekiyor sevgili dostlar? Karar veriniz. Bu arkadaşla benim aramdaki iletişim ve diyalog ne olmalı? Size diyorum ki ben büyük bir heyecanla üniversiteyi kazandım. Yani ben kazanamaz mıyım sevgili kardeşim? Burada sevinç, coşku ve heyecanla bekliyorum. Bana sevinç, coşku ve heyecanla inanmıyorum diyecek bir arkadaş. Siz üniversiteyi kazandım. İnanmıyorum. Oh! İnanmıyorum. Burada sevinç, coşku ve heyecan. Pekala. Aynı kelimede karamsar ve endişe duyan bir insan olmanızı rica ediyorum. Kaza yaptım. Buna yanıt verecek olan sevgili bir arkadaşım, karamsar ve endişeli şekilde kelimeyi tonlayacak olan bir sevgili arkadaşım, evet siz kaza yaptım. İnanmıyorum. Pekala. Nerede o demin? Evet, siz. Şimdi sizden az önce ilk yapmış olduğunuz tonlamayı rica ediyorum. Seni fena döverim. Hadi be. İnanmıyorum kelimesi kullanacaksınız. Seni fena döverim. Burada karşıyı küçümseyici bir şekilde söylemeniz gerekiyor. Hadi be oradan anlamında. Bir erkek arkadaş rica ediyorum. Böyle bir tonlama yapacak bir erkek arkadaş rica ediyorum. Hiçbir erkek arkadaşımın cesareti yok anladığım kadarıyla. Siz... Küçümseyerek yanıt verin lütfen. Hayır. Pekala siz de olabilir. Fark etmez. Peki teşekkür ederim. Siz lütfen. Seni fena döverim. Böyle mi davranırsınız? Yani adamın bir tanesi çıktı karşınıza. Çelimsiz, güçsüz, boysuz, bozsuz bir insan. Ondan sonra sana dedi ki, yani seni fena döverim dedi. Siz böyle inanmıyorum mu dersiniz? Hayır hayır, kullanacağınız kelime inanmıyorum. İnanmıyorumla cevap vereceksiniz. Herhalde şöyle yaparsınız. İnanmıyorum. Yapar mısın öyle bir şey falan anlamında. Değil mi? Öfkeyle bu kelimeyi kullanacak olan, kullanmak isteyen bir arkadaş rica ediyorum. Şimdi siz olabilirsiniz lütfen. Ve öfkeyle, evet, öfkeyle bu kelimeyi bana kullanır mısınız? Şimdi bir cümle söyleyeceğim. O cümleme yanıt olarak kullanır mısınız lütfen? Mahkumlar kaçtı. Ne oluyordu?
Öfke. Mahkumlar kaçtı. Öfke. Hapishane müdürü olarak düşünün kendinizi. Mahkumlar kaçtı. Evet. İnanmıyorum. Bakınız sevgili dostlar, bu örneklerden de görebileceğimiz gibi tek bir kelimeyi sevinç, coşku, heyecan halinde, karamsar ve endişeli halde, küçümser bir halde ve öfkeli bir halde kullanmanın örneklerini verdik. İşte gerçek tonlama. Tek bir kelime. İnanmıyorum kelimesini kaç anlamda kullandık. Başka dillerde yok mudur bu? Evet, başka dillerde de söz konusu olabilir. Ama Türkçedeki gibi asla. Öyle değil mi? Mesela Çince'de falan tekeceli diller olduğu için bir kelimeyi mesela birkaç farklı şeylerde tonlamalarla çıkartabiliyoruz. Evet, ama Türkçenin özelliği işte dünyanın gerçekten en güzel dillerinden bir tanesi. Bana göre de en güzel dili. Belki ben burada çok sevdiğim için, belki çok aşırı düşkün olduğum için, size göre falan diye düşünebilen bir arkadaşımız söz konusu olabilir. Saygı duyuyorum. Ama şunu bilelim ki gerçekten dünyanın en güzel dillerinden, doğru kullanıldığı takdirde dünyanın en güzel dillerinden biri. Muhteşem bir dildir Türkçemiz. Burası oldukça önemli sevgili arkadaşlar. Katılımcı bekliyorum. Bir katılımcıyla birlikte sunmak istiyorum burayı. Buyurun lütfen. Yaklaşır mısınız? Hepsini şuradaki anlamda okuyacağız. Teker teker bir siz okuyacaksınız, bir de ben okuyacağım. Hazır mıyız? Evet. Şimdi sevgi anlamında. Evlatlarım, hepinizi çok seviyorum. Değerlendirmeniz. Kim dedi onu? Teşekkür ederim. Yo, gerçekten çok iyiydi. Gerçekten çok iyiydi. Şimdi bir aşk, benim mikrofonum var. Çok teşekkür ederim. Bir aşk ifadesi. Ben sizden rica ediyorum lütfen. Seni görmeden yapamıyorum. Aşk ifade ettim. Ne kadar güçlü değil mi aşkı arkadaşımızın? Bence alkışa değer. Ama çok abartılıydı. Yani bana böyle bir şey söylenmiş olsaydı ben kaçardım. Şimdi aşk ifadesi lütfen. Bu kadar abartılı olmayınız. Seni görmeden yapamıyorum. Çok güçlü aşık oluyorsunuz demek ki. Yemin ettim. Onayladınız mı arkadaşlar? Bunda gerçekten içten samimi bir aşk buldunuz mu bu ifadede? Ben de sizle aynı görüşteyim. Gerçekten çok fazla bir abartı vardı. Siz aşkınızı hakikaten böyle yaşıyor olabilirsiniz ya da böyle ifade ediyor olabilirsiniz. Ama inanın bu biraz abartılı anlaşılıyor. Bizce önemli olan nasıl anlaşıldığı. Seni görmeden yapamıyorum. Seni görmeden yapamıyorum. Tehdit ediniz lütfen. Buradan bir daha geçersen ayaklarını kırarım. Buradan bir daha geçersen ayaklarını kırarım. Çok sevecen oldu. Allah aşkına ne olur benim ayaklarımı kır diye gelenler olur. Mizacım böyle galiba. Herhalde. Resmen tehdit ediyorsunuz. Çok ciddi bir şekilde tehdit ediyorsunuz. Benden bir kez duyunuz. Tabii. Buradan bir daha geçersen ayaklarını kırarım. Şimdi, ciddi bir şekilde tehdit ediyorsunuz. Şimdi sizdeki ses tonu bende olsa çok güzel. Ses tonumla alakası var mıydı? İsterseniz ses tonumu değiştireyim. Buradan bir daha geçersen ayaklarını kırarım.
Hocam Selçuk Yöntem gibi sesiniz var. Neyse tekrardan yapalım sen bir şekilde. Buyurun lütfen. Buradan bir daha geçersen ayaklarını kırarım. Biraz daha nazikti ama biraz daha bir öncekinden daha iyiceydi değil mi sevgili dostlar? Bir emir vermenizi rica ediyorum ama hakikaten ciddi bir hanımefendi olarak emir veririz. Peki. Lütfen. Bana söylüyorsunuz. Çöpleri ortadan kaldır. Olur anneciğim. Tamam bir daha kaldır. Emir veriyorsun. Çöpleri ortadan kaldır. Çöpleri ortadan kaldır. Ortadan kaldır. Olmadı bari. Olmadı. Evet. Benimle bu cümleyi bana iki yüzlü bir ifade şeklinde okuyabilir misiniz? İki yüzlülük yapınız. İki yüzlülük yapınız. Burada çok samimi değilsiniz. Anladım. Şimdi senin ne kadar iyi bir insan olduğunu konuşuyorduk. Konuşuyorduk. Bir sefer tamam ifade etmek için cümleyi değiştirmeye çalıştı ama demin size söylediğimi hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Ne olursa olsun, hangi anlamı katıyor olursanız olun, Türkçenin ses yapısındaki daha önce öğrenmiş olduklarınızı her koşulda uygulayın. Bakın ben burada iki yüzlülük yapacağım ama artikülasyon dediğimiz sesleri doğru yerden tonlamadan en ufak bir şekilde ödün vermiş olacak mıyım? Ona siz karar verin. Şimdi senin ne kadar iyi bir insan olduğunu konuşuyorduk. Şimdi senin ne kadar iyi bir insan olduğunu konuşuyorduk. Bakın burada iki yüzlülük yaptım. Ama şimdi de senin de ne kadar da iyi bir insan olduğunu konuşuyorduk da en ufak bir şekilde ses değişimi ya da ses düşümü yaptığımı hissettiniz mi sevgili dostlar? İşte az önce sizinle yapmış olduğum konuşmada anlatmak istediğim buydu. Buradan aldığınız ya da dikkatinizi çeken şeyler, öğrendikleriniz, hayatınızın her aşamasında ne kadar kullanabilirseniz, Türkçemizin güzelliğine, doğru kullanımına o kadar yaklaşmış olacaksınız. Bu bir ders değil. Bu bir çalışma. Evet, bir eğitim çalışması. Ama ömür boyu sürecek olan bir çalışma. Ve sizi gerçekten daha anlamlı, daha dinlenir, daha dikkat edilir kılacak olan bir çalışma. Hayatınızın her alanında, eşinize, yavrunuza, iş arkadaşınıza, rakibinize, kime olursa olsun. Karşınızdaki acımasız bir rakip de olabilir. Hatta ve hatta bir düşman özelliği kazanmış olan bir insan da olabilir. Sizi dikkatle ve saygıyla dinleyecektir. Şimdi ne olarak okuduğunu söylemeyeceğim. Sizden rica edeceğim lütfen. Artık selam bile vermiyorsun. Arkadaşı çok yakından tanıyorsunuz galiba. Evet, bir sitem var ama sitem bence böyle tonlanmaz. Artık selam bile vermiyor. Borcuna sadık mıdır acaba? Harika, evet. Bana da öyle geldi. Çok iyiydin. Tebrik ederim. İsteyerek gecikmediğini biliyorum. İsteyerek gecikmediğini biliyorum. Biraz hoşgörülü bir davranış. Gecikmeden söz ediyor ama bunu isteyerek yapmadığını biliyorum. Biraz hoşgörülü. Evet, alçak gönüllü, hoşgörülü. Şunu lütfen. Arabayı sen mi onaracaksın? Hayır, 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 hayır. Onun altındakini. Şunu lütfen. Ha, pardon, sırada o var diye onu söylemiştim. Şu düştüğümüz Şu düştüğümüz hale bak. Bir de şöyle okuyalım. Şu düştüğümüz hale bak.
Öfke var değil mi burada biraz? Evet. Evet, lütfen. Su sıcak mı? Evet, harika. Çok güzel. Burada normal bir soru geldi. Hemen altındaki. Çok mu zenginmiş? Çok güzel. Evet, altındaki. Param yetmezse babamdan alırım. Bakın burada çok önemli. Siz şu anlamda okudunuz ama insanlar alay algıladılar. Bu çok önemli. Yani sizin konuşmanızdan insanların ne algıladığı çok önemli. İşte konuşma eğitimini bu yüzden algılıyoruz. Bakın burada çok ayrı bir anlamda kullandığını düşünüyor arkadaş. Ve siz onu alay olarak algıladınız. İşte konuşma eğitimi. İşte birlikteliğimizin anlamı. Birlikteliğimizin amacı. İşte size daha önce, az önce anlattığım. Yani bunda dersi geçmezsiniz. Bunda başarılı bir sınav vermezsiniz. Bunda vereceğiniz sınav ömür boyu sürer. Başarınız ömrünüzde konuşmayla yapacağınız etkileşimden ortaya çıkar. Ne kadar etkileyebiliyorsanız karşıyı o kadar başarılısınız. Yani alacağınız puan bir ömür puanıdır. Ömrünüzde geçerlidir. Adını bile duymak istemiyorum. Bana ondan bahsetme. Çok güzel. Evet, nefret anlamda okudu ve başarılıydı. Hemen altındaki. Şimdi nasıl olacağım diye biraz zorlaşmaya başladı değil mi? Düşünüyorum. Say. Gemisini kurtaran kaptan. Yani siz kendinize diyorsunuz ki, oho ben istediğimi yaparım kardeşim. Bu işte seni asla düşünmem. Gemisini kurtaran kaptandır. Yani ben gemimi kurtardığım takdirde kaptanım. Bir başkasını falan hiç düşünmeme gerek yok. Niye ben seni düşüneyim? Gemisini kurtaran kaptan. Ben burada gemimi kurtarırım, kaptan olurum, çekerim giderim. Seninle ne alakam var benim? Evet, bu anlamda okur musunuz lütfen? Şimdi gemimi kurtaran kaptanım desem onu söyleyebilirim ama gemisini kurtaran kaptan... Oho, gemisini kurtaran kaptan kardeşim Allah'ını seversen. Gemisini kurtaran kaptan. Evet, doğru tonlama. Ne aldık buradan? Evet, işte bu kadar. Gördünüz mü? Demek ki biraz çalışınca oluyor. Şimdi bu. Adresini bile bilmiyorum. Hayır, bravo. Endişe dedi ama endişe anlamında okumamıştı. Bana da öyle geldi. Şimdi bir şeyi böyle yapabilmek için aslında biliyorsunuz aması var. Aması var. Aslında biliyorsun, bilmediğini iddia ediyorsun. Adresini bile bilmiyorum. İşte tedirgin olarak algıladı. Bence doğru. Algılamalarınız gerçekten son derece başarılı. Çok teşekkür ediyorum. Yardımınız gerçekten son derece başarılıydı ve son derece de yararlı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bundan sonraki birlikteliğimizde sevgili dostlarım, vaktimiz tamam galiba, bayağı da geçtik. Bundan sonraki birlikteliğimizde sizlerden bir sefer son derece önemli, gerçekten çok önemli tekerlemeler ve de en önemli olan, en çok işinize ömrünüz boyu yarayacak olan şey. Şurada 4 sayfa halinde çıkarttığım kelimelerin yanlış kullanımı ve doğruları. Birçoklarına çok şaşıracaksınız. Aa, o kelime öyle mi söylenmesi gerekiyor diyeceksiniz. Bu son derece önemli. Tekrar birlikte olmayı diliyorum. Hoşça kalın.